Sana da günaydın. Günah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz dersime. Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunlarından Barış Zorba. Dersinizi bugün ben anlatacağım. Her sene olduğu gibi. Konu zam olduğunda ben hemen burada bitiyorum. Beni dört kulakla dinliyorsunuz, biliyorsunuz. Sakız çiğnenmesini de sevmiyorum dersimde. Bana boş gözlerle bakmayın. Ses kaydı alıyorsanız da kapatırsanız sevinirim. Not almayın. Mantığını kavrayın. Bir kere anlatıyorum. Bir daha anlatmayacağım. Dersten sonra yanıma gelmeyin. Hepinizin ağzına tükürürüm. Ben de öyle düşünmüştüm. Tahta parlıyor. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Görmeyin, duymayın, not almayın, mantığını kavrayın. As you can see, Kredi ve Yurtlar Kurumu bursumuz 1200 TL oldu. As you can see. Kiminize kredi, kiminize burs çıktı abla. Ben de ne yapıyorum işte her sene yaptığım gibi sepet incelemesi yapıyorum. Benim ufak bir sepetim var, balık sepeti. Bu sepetin içindeki fiyatları karşılaştırıp hepinize olabilecek maksimum faydayı sağlamaya çalışıyorum. Ama bu seferki sepetimizde birkaç değişiklik var. Çünkü politika değiştirdik. Şöyle bir politika değiştirdik. Önceden şey diyordum. Önemli olan sağlıklı olmak değil, hayatta kalmak diyorduk. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz hayatta kalsak da pek de hani ya, anlatabiliyor muyum? O yüzden aman bir daha mı geleceğiz dünyaya politikasına geçiyoruz. Bu politika ne işe yarıyor? Bu politika şu işe yarıyor. Minimum maliyetle maksimum fayda sağlamaya çalışırken kaçırdığımız bazı faydaları bize tarttırıyor. Şimdi anlatacağım. Sakin olun. Önceden mesela ne diyordum? Önceden dedim, bak aklıma geldi. Kız noodle benim. Indomie noodle Türkiye. Indomie noodle'ın Türkiye sayfası benim KYK videomdan sonra sanırım bana acımışlar. Ya fakire bak, günde 3 öğün noodle yiyor demişler belli ki. Bana bir kargo kutusu gönderdiler bana acıkları için. Benim şu an noodle kasem, noodle'lı yastığım falan var, noodle'lı çoraplarım var mesela. Yani bana acıdıkları için bana paket gönderdiler. İnanıyor musun bu şey? Ben de inanamıyorum. Mesela aynı dönemde, bana noodle'ın paket gönderdiği dönemde çok tanınan bir TikToker'la işbirliği yaptıklarını gördüm ve işbirliği fiyatlarını duydum. 20.000 TL'ye falan çalışmışlar. Yani bana bunu bilerek mi yapıyorsun? 20.000 TL'ye çalıştınız madem de bana niye bir kutu Indomie gönderiyorsunuz? Ben sanki alamıyor muyum Indomie'yi gidip markete? İnsanlar Barış teşekkür ederiz. Varlıkta yoklukta bizi yiyorsun der. Yani diye düşünüyorum. Bana bak ama benim siteme bak. Bana niye 20 bin lira vermedin? Kiminize kredi, kiminize burs çıktı. Kredi alanlar üzülüyor. İşte acaba almasam mı vesaire, almasam mıydım, iptal mi ettirsem falan filan diye düşünüyor. Anne yani öğrenciyiz, ihtiyacımız var. Öğrencinin halinden öğrenci anlamaz. Başka kimse anlamaz. İhtiyacımız var, kullanacağız onu bir şekilde. Tatlı tatlı yemenin acı acı sıçması var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama acı acı sıçmasının 4 yıl sonra olacağını hesaba kattığımız için 4 yıl boyunca plan düşünüp bir anda köşeyi dönüp bütün borcumuzu kapatabiliriz. Şimdi ben geliyorum konuma. Benim sepetim bu, biliyorsun. Benim sepetimi bilmeyen yoktur. İşte noodle'lar, VIP kahvelerle kolalar, fantalar falan havada uçuşur benim sepette. Sağlıksız bir yaşamdır. Sağlıksız bir yaşamda elde edeceğimiz damage'ı ben birazcık toparlamaya çalıştım. Şimdi beni dinlediğinizde anlayacaksınız. Şimdi ben mesela önceden ne yapıyordum? Size diyordum ki Indomie noodle'ı alın diyordum. Suda kaynatın diyordum. Çorba niyetine de içersiniz, suyunu sonra diyordum. Ben de bir Indomie'ye karşı şey oldu sanırım. Böyle bir ne deniyor ona? Bağışıklık kazandım sanırım Indomie'ye karşı. Ben artık yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Şu yüzden yapamıyorum. Indomie'yi suda haşlayıp da böyle suyuyla beraber yediğim zaman aradan bir 10 dakika geçtikten sonra ben tekrar acıkmaya falan başlıyorum. Ve bu artık that's enough, anladın mı? Hani yemek yiyorsun doymak için, sonra acıkıyorsun. Yani böyle bir şey olabilir mi? Aa, bu niye böyle oluyor dedim bir kere. Sonra farklı bir tarif öğrendim. Şu 20.000 30.000'e çalışan influencerlardan başka bir tarif öğrendim. Kız zenginin de tarifi başka oluyormuş. Biz ne züğürt gibi suya koyup da pişiriyoruz. Anne artık suya koymuyorsunuz. Suda haşlıyorsunuz.
Ben şimdi size mükemmel bir tarif vereceğim. Şimdi bu indomie suda haşladınız, tamam mı? Birazcık böyle yumuşadı, böyle yenilebilir bir hale geldi. O suyu süzün. Allah belasını versin o suyun. O suyu süzün anne. O sudan kurtulun. Başka bir kaseye indomie'nin içindeki o sosu koyuyorsun, tamam mı? İçine böyle bir kaşık, bir yemek kaşığı yoğurt. Ketçap mayonez aldıracağım size o yüzden. Bir yemek kaşığı yoğurt, yarım yemek kaşığı ketçap, yarım yemek kaşığı mayonez koyuyorsunuz. O sosla birlikte çıpı 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 çırpıyorsunuz. Kırmızı böyle bir sos oluyor elinizde. İndomie onun için atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve ekmekle yiyorsunuz. Anca doyuyor insan çünkü anca doyuyor. Önceden hani çorbasını falan içip de doyuyorduk. Şimdi hatırladıkça öğresim geliyor. Anca doyuyor insan denendi, onaylandı. Hatta bu influencer kişisi, bu önemli isim kişisiyle de farklı tarifler falan deniyordu. İşte ranch sos koymalar, bilmem ne koymalar falan, ama öğrenci evinde ranch sos falan olmayacağı için ben daha pratik ve böyle bize uygun olabilecek bir tarif keşfettim. Süt mısır koyuyorsun içine. Kız şu Bim'de var ya, 9.25'miş tanesi. Bim'deki şu yurdum mısırlar var ya anne. Ha. Ketçap, mayonez, yoğurt çıp 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 sosla birlikte bir kaşık da böyle mısır koyunca çok güzel oluyor. Allah belasını versin. Ne kadar güzel oluyor hatta. Yeme de yanında yat. Ondan sonra şey, bu arada ben artık o sos paketinin içinden çıkan kırmızı sosu yiyemiyorum. O kırmızı sosu yediğimde ben bittim. Ben bittim. Dere tepe dümdüz o. Dırı 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 dırı. Kusasım geliyor aklıma geldi. Ben onu yiyince benim motorum bozuluyor. Öyle söyleyeyim. Heh. Anlattık. Tarifimizi verdik. Şimdi anlatmaya geçiyoruz. Bir şeyleri eksilttim sepette. Bir şeyleri değiştirdim. Termosu fiyatını bilmiyorum. Şimdi Indomie noodle'u aldık yani. Anne, şimdi Indomie noodle'un tanesi 5,5 olmuş. Şimdi ben normalde iki tane paketi haşlayıp da yoğurtla bilmem ne yaptığımda, ekmekle birlikte yediğimde doyuyorum. Bir taneyle doyuyorum da bazen hani başka şeyler olabiliyor. Şimdi mesela diyelim ki günde 3 öğün indomie yedim. 5,5'dan 15, 16,5 ediyor. Bir ay boyunca eğer günde 3 öğün indomie yersen 495 TL tutuyormuş sadece. Ben dedim ki Allah Allah, bu sepeti ben hesaplıyorum böyle ama ya dedim benim hesapladığım tutardan fazla tutarsa ne yapacağım falan. Hakikaten de ucu ucuna yetiyor ha. Neyse. Neyse. Günde 3 öğün annen o indomie'yi aldın, haşladın. Yedin mi? Yedin. Sadece indomie 495 lira tuttu. Ketçap mayonez alırsan da 70 lira. Ketçap mayonez daha pahalıydı. Ketçapla mayonezi beraber aldığımda 70 lira falan bir şeyler tutuyor. Süt mısır alınca 9.25. Bir paket yurdumun 9.25. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar hani keyfinize göre. Hani benim dediğim gibi, ay kusasım geliyor. Benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Tamam, sonra geçiyorum. Sonra geçiyoruz. Biz şimdi indomilerimizi yedik. Karınlarımızı doyurduk. Biz çalışacağız, kahve içeceğiz. Kahvenin yanında burcu bu. Bruno. Ben ne yaptım? Bir önceki videomda Süsse'yi falan örnek göstermiştim. Şimdi Bruno'yu örnek gösteriyorum. Çünkü Bruno'nun muzası falan gelmiş. Bu güzel bir şey bence. Bruno'nun paketi 4 tane mi çıkıyor içinden? 5 tane mi çıkıyor? Bilmem işte. 4 tane çıkıyor olması lazım. Çünkü 7 paket 7 kere 4'ten. 7, 14, 28. Ha. Günde bir paket. Evet, doğru hesaplamışım. Şimdi eğer ki Bruno, Bruno'dan 7 paket alırsanız 12-25 tane anne 87,5 ediyor bir ayda. 7 paket aldın 87,5. Bu da hani çayın yanına abur jubo. Arkadaşlarla oturdum dedim. Çayın fiyatına baktım. Kız çay 80 lira olmuş. Çaykur çay. Ben artık şöyleyim hani. Her şeyin pahalı olduğunu düşünüyorum. Her şeyin pahalı olduğunu biliyorum. Ah ne yapayım ya, alacaksın çünkü almak zorundasın, anladın mı? Çayı almak zorundasın. Çay 80 lira olmuş. Ben de hani gittiğim zaman öğrendim. Normalde alıyordum. Geçiyordum. Ne yapayım? Ne yapayım? Alınacak yani. Kaç liraysa kaç lira. Çayı aldık 80 liraya. Ama şöyle bir şey önermiştim size. Ben demiştim bir termos alın. Yemekhanenizde çay kalırsa çayı termosunuza doldurun. Sonra içersiniz. Yemekhanenizde şey yoksa, çay yoksa, bu tarifi yine deneyin bu arada. Termos alın. Çayınız evde artarsa çayı termosa koyarsınız da şey yaparsınız. Oldu. Şimdi güzel oturdu. Arkadan yaptı. Önden yapsaydı kötü olur. VIP kahve demişim. Bir önceki videomdan da baktım. Ben böyle bir önceki videomda kullandığım malzemelerin isimlerini yazıyorum. Tekrar gidip fiyatlarına bakayım diye. Reyonların başında böyle dikiliyorum elimde telefon. Bakıyorum böyle not alıyorum. Böyle reyonların başında bakınca insanlar şey zannediyor, çalışanlar. Aa, buraya bizi keşfetmeye gelmiş kesin. Fiyatlar etiketlerle uyuşuyor mu bilmem nelerle uyuşuyor mu diğer marketlerle falan diye kontrol etmeye geliyormuş diye düşünmüyorlarsa biz bilmiyorum. Öyle düşünüyorlar ki kendimi çok kötü hissediyorum. Şey de diyemiyorum aşkım. YouTube kanalım vardı, video çekeceğim ondan dolayı fiyatlarınızı not alıyorum. Diyemiyorum. Böyle bir şey oluyor yani, bilin, aklınızda bulunsun. Sizin için fedakarlıkta bulunmadı da dedirtmem. Şimdi bir diğer unsur, termosumuzu aldık, VIP kahvemizi ne yaptık? Aldık anne, biliyorsun. Fındıklı bilmem fıstıklı cartlı curtlu bir şeyler var. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Seveni de sevmem.
1.75'miş tamam mı tanesi? Kız 0.40 kuruştu, 1.75 olmuş. Sen VIP kahvesin, sen cırcır kahvesisin. Senin ne işin var 1.75'lerde? Günde 3 tane işlemizi varsayarsak. Bir ayda 60 tane mi ediyor? 36, 90. Hani 90 tane diyor gerizekalı. 90 tane VIP kahve 157,5 ediyor. 157,5 TL ediyor. Şimdi çay ve kahve ikamemel olduğu için her gün günde 3 öğün kahve içmek zorunda olmadığımızdan dolayı hani birbirlerini ikame ederler bunlar. Hani bunlar değişken fiyatlar. Şimdi 80 lira verdik, aha zor olduk demeyin. Hani 2 ay yetebilir size bu çay. Ya da ne bileyim VIP kahve günde 3 öğün içmiyor olabiliriz falan fıstık. Ben şahsen kahvaltı yapmıyorum mesela. Artık. Le Cola demişiz biz, ülser kahvesi aşıyı. Sepetimizdeki bir diğer ürünümüz Le Cola, ülser kolası. İçiyoruz, hastaneye kaldırılıyoruz kolası. Kız 17,5 olmuş, ben de görünce şok oldum. Ben çünkü genelde anisli mango içiyorum anne. Çünkü asitli şeyler içince artık kendimi kötü hissetmeye başladım. Icete mango içiyorum ama eğer ki asit bağımlısı olan kimse vardıysa 17,5 Le Cola. Buyurun yani. Bir şişesi 2,5 litre aşağı yukarı asitinin gitmesine 2 gün buluyor demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü zaten öyle. 15 paket aldığınız zaman da 262,5 ediyor. Kız bir Le Cola. Neyse Le Cola işte aşkım. Le Cola'yı da hiç sevmem. Burada geldik en güzel yere. Kolamızı da içtik, asitli içecekler falan. Olduk ülsellerimizi. Gittik acillere. Ben buraya cici bebe ve süt tarifi vermişim. Önceki videomda. Cici bebeği göremedim markette. Markette cici bebeği göremedim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zaten görseydim de muhtemelen sepete artık eklemezdim. Çünkü cici bebeğe vereceğimiz parayı gayet de noodle'la ikame ederek karnımızı doyurabiliriz. Bundan sonra cici bebeği zengin Beşiktaş'ta oturan badici geyler kullansın, yesin, içsin. Sütü de o yüzden iptal ediyorum. Sütü de sepetten iptal ettim. Sütün normalde şöyle bir şey vardı. Yarım yağlı ayağına, 1,5 yağlı ayağına. Daha böyle 25-30 kuruş şey oluyor demiştik. Arada fiyat farkı oluyor demiştik. Bu fiyat farkını kullanalım demiştik. Artık sütü iptal. Gerek yok. Yarım yağlı ya da tam yağlı. Bu arada ben şunu fark ettim. Ben o kadar fakirmişim ki sütün bana dokunduğunu böyle şey zannediyordum. Aa süt bana dokunuyor. Beni ishal ediyor. Ben hatırlıyor musunuz? Öyle bir şey söylemiştim. Cici bebe yediniz ama ben ishal oluyorum. Aa ben ishal oluyorum. Ne kadar sanatsal bir şey. Zenginler gibi ben de. Cırcır oluyorum falan diyorum böyle kendimce. Meğerse o kadar fakirmişim ki benim laktozlu süte yan etki verdiğimi bilmiyormuşum. Teşekkür ederim. Laktozsuz süt diye bir şey varmış. Laktozsuz süt kullanmam gerekiyor. Ben nereden bileyim? Şu bir ara spor yapıyordum ya, o zamanlarda mesela sütü çok tüketiyordum. Benim motor dümdüz gidiyordu yani. Tırırı tırırı tırırı. Bir baktım laktozsuz süt diye bir şey varmış. Açtım. Aa neymiş bu? Biraz pahalı ama neymiş? Ver bakayım şunu. Diye kendimi bir kere şımarttığım zaman öğrenmiştim. O zaman sıkıntı yoktu. Öyle bir şey yani. Laktozsuz süt almaya çalışın ama 20 lira falan da herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. 19 bilmem kaç. İlle de süt alacaksanız anne yarım yağlı, 1,5 yağlı. 14.75 aklınızda bulunsun. Azıcık bir sınıf atla yayınladım. Sınıfı atlarken bile topuğum takıldı, geri düştüm. Neyse. Ekmeğimiz kız tekli ekmek benim de 4 liradan 3 liraya düşmüştü dün. 4 liranın üstünü boşu boşuna çizmemişlerdi diye 4 yazdım. Tekli ekmek 4'müş. O zaman ikili ekmek 8 TL ediyor matematiksel olarak. Ama burada 4 lira yazdığım için günde bir tane tekli yersen 30 kereden 120 eder demiş. Bak benim matematiksel zeka. Bayılıyorum kendime. İçler dışlar çarpımı. Sonra da demiştim ki benim bir ara şeyim var bilirsiniz, 24'lü popkek şeyim, fetişim. Bir koli popkek alıp odamdan çıkmıyordum evdeki herkese. Popkek yemiyoruz. Popkeğe 4.25 vereceğine kat 75 kuruş. 75 de 4 böyle. 1.25 kuruş kat noodle al. Artık sepetteki dengeler değişiyor gördüğünüz üzere. Popkekleri artık tamah etmiyoruz. Dediğim gibi süt, mısırlar, ketçaplar, mayonezler alırsa anne... Noodle'ımıza çok güzel bir tarif, çok güzel bir yemek şeyi yaparız diye düşünüyorum. Çorba niyetini içmeyin artık. Doymuyorsunuz kız, doymuyorsunuz. Fiziksel olarak, mantık, psikolojik olarak da doymuyorsunuz. Hani ben bunu yedim, bu bana yetmez kardeşim dediğinizi hissediyorsunuz yani kasenin sonuna doğru. Ben de işte bu yüzdendir ki 495, 87,5, 80, 157,5, 262, 120, 9.25, 70 falan toplamışım. 80'i toplamamış olabilirim. Çünkü şeyden alacağız dedim ya hani. Benim totalde benim totalde bu yüzden sepetim 1.192,5 tutuyor. Kaykabosumuzu 1.250 TL'ydi anne.
Bir tane yetkili falan mı var acaba böyle Barış'ın sepetine göre zam... Aşkım burayı mı izliyorsunuz? Ya bence nacizane tavsiyem Lekola yapmayın o zammı. Yani yazık günah. Lekola kız. 1192,5. Bir 50-60 lira kârda oluyoruz. Ona da kestim bir noksanlık hata bir şeyler yapmışım. Hani poşet aldınız BİM'den gittiniz falan 25 kuruş. Hani öğrenci adam poşet almaz elinde taşır ama. Hani diyelim ki aldınız. Şımartmak istediniz kendinizi. BİM'den alışveriş yapmışım o falan diye. öyle bir şey söylemedim. Anne teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için bizim sepetimiz böyle. Öyle yani. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Unuttuğum bir şey var mı benim hesaplamamda? Popki'yi çıkardık. Sütü çıkardık. Cici Bebe zaten cancel. Böylece bir daha mı geleceğiz dünyaya sepetiyle yaşayabiliriz? Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ye kız noodle ne olacak? Şey ye mesela. Allah'ım kafayı. Hayır yani. Noodle'ı illa ki kasede şişirmek zorunda değiliz. Birazcık kendimizi şımartalım. Ketçap, mayonez, süt, mısır falan koyalım da. Böyle bir insan gibi ise influencer kahvaltısı gibi yiyelim. Anlatabiliyor muyum? Bunu demek istiyorum. Benim mesela halen daha böyle ıslak rüyamdır. Influencer kahvaltısı. Böyle işte yaban mersini. İşte granola şey. Neydi onun adı kız? Çilek dilimleri. Yulaf ezmesi falan. Ne kadar inceyim. Yani. Sınıf sınıf hani yavaş yavaş adım adım böyle. Böyle gideceğiz artık. Bakacağız. Öyle yani benim sepetim böyle. Termosu unutmayın. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bir şey diyor musunuz, demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben dersimi burada bitiriyorum. Gördüğünüz üzere notlarınızı almadığınızı göre sınavda sizlere bunlardan sorarım. Zaten pek de bir şey yok sepette. Artık doldurursunuz diye düşünüyorum. Soruları yani. Sepeti değil. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için bir şey diyor musunuz, demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz, demiyorsunuzdur diye düşünüyorum diye kapatıyordum. Niye o zaman önce bir şey demiyorsunuzdur diye kapat. Neyse. Hadi ben gittim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere anne. Seneye yine buradayız. Seneye yine buradayız. Benim sepetimi not alın. Benim sepete göre gidin siz Kasım gibi. Eylül, Ekim, Kasım gibi gidin notlarınızı alın. Sepet ne kadar tutuyor bakın. Kesin ona göre zam alacaksınız demek. Öyle yani. Teşekkür ediyorum. Bırakıp izlediniz. Hadi ben gittim. Hadi. Hadi görüşürüz.